Arkadaşlar merhaba. Gökhan'la beraber restorandayız. İşte yemeğimizi sipariş ettik. Gelmesini bekliyoruz. Hemen aklıma gelen bir ipucunu sizinle paylaşacağım çok hızlı bir şekilde. Omuz sakatlıkları hakkında konuşacağım. Özellikle sakatlık dediğim zaman yumuşak dokuların, özellikle rotator cuff dediğimiz, işte omuzu yerinde tutmaya, hareket etmesine, işte kolun hareket etmesine yardımcı olan, stabilize etmeye çalışan kasların sakatlığından bahsedeceğim. Bunları sakatlamak maalesef çok kolay. Bunlar çok küçük kaslar, narin kaslar. İşte basketbolcularda, voleybolcularda ağırlık çalışıyorsanız, işte bench press yaparken, omuz press yaparken, hatta bazı kolumuzun uzanmasını gerektiren triceps hareketleri falan yaparken çok kolaylıkla sakatlayabileceğimiz kaslar. Öncelikle bunun neden sakatlandığından bahsedelim. Birkaç nedeni olabilir. Bir, ısınmamışsınızdır. Ani bir hareket yaparsınız. Ani bir top fırlatırsınız veya ne bileyim kolunuzu çok hızlı bir şekilde uzatırsınız. Özellikle bu üst tarafta bulunan rotator cuff'ın bir tanesi olan supraspinalis denen bir kası zedelemeniz çok olası, çok kolay ısınmadığınız için. İkincisi, omuzun hareket üretebilmesi için, bunu hep söylüyorum, Gökhan da söyledi bazı videolarda, yerine oturmuş olması, işte yuvasının içinde düzgün bir pozisyonda olması şart. Bu da kolunuzun aşağıda olduğu pozisyonda aşağıda ve geride demek. Eğer bunu yapmıyorsanız, özellikle bench press'te işte geriden ağırlık almaya çalışıp onu getirmeye çalışıyorsanız, bu kası sakatlamanız çok olası. Veya bench press yaparken çok indiriyorsanız, omuz press yaparken çok fazla aşağı indiriyorsanız, bu gerilen kasın, zaten nazik olan kasın sakatlanması çok olası. O yüzden bunlardan kaçının, dikkatli olun. Peki ne yapabilirsiniz? Bunu pek kişinin yapmadığı bir egzersiz, birkaç egzersiz var. Bunları yaparak rotator cuff'ı güçlendirebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi, eğer kablo makinesi varsa, tutun aşağı yukarı kolunuz 90 derece olacak şekilde, hem dışarı açarak hem de içeri açarak bu omuzu stabilize etmeye yarayan, kürek kemiğinin arkasında güzel bir şekilde sıkıştırmaya yarayan kasları güçlendirin. Ha diyelim cable, işte kablomuz yoksa ne yapabilirsiniz? Yatın yere, yan yatın. Elinize çok hafif, çok hafif bir dambul alın. Yan yattığınız zaman şu şekilde yukarı doğru kaldırarak bu kasları güçlendirmeye çalışın. İnanın bana, bunun çok faydasını göreceksiniz. Kısa dönemde olmasa bile uzun dönemde bu kasları da güçlendirmeniz, omuz sağlığınızı, işte hareket kabiliyetinizi koruyabilmenizde ve sağlıklı bir şekilde sürdürebilmenizde çok önemli. Umarım size faydalı olmuştur. İyi sporlar.